Kardeşlerim Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün sizlere inşallah çok güzel bir dua paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir dua öğreteceğim. Okuyanların o kadar çok sevap kazanacağı bir dua var ki abi. Diyor ki bir salavat bahsedeceğimiz kısa da bir dua, hepinizin okuyabileceği bir dua. Bu salavat-ı Bu duanın faziletleri kitaplarda anlatanlar, yazılanlar, bizim bildiklerimiz, size öğretmek istediklerimiz. Şöyle bir mevzu var. Bu duayı okuyanın, bu salavatı bir defa getirenin kazandığı kadar hiç kimsenin amel edemeyeceği bir salavat diyor. Bununla alakalı. Bak muazzam, harika bir mevzu, harika bir dua. Ve 10 defa okunacak. Ne zaman okunur, nasıl okunur, kaç defa okunur diye soruyorsunuz. Hepsini anlatacağım size arkadaşlar. E, dua güzel bir dua. Dikkatle dinlerseniz sizler de istifade edersiniz. Biz, bizim bu duaları anlattığımız, tavsiye ettiğimiz kardeşlerimiz hep istifade ediyorlar. Nasipleniyorlar, faydalarını görüyorlar. Allah'ım sizlere de e, ihsan eylesin bu güzelliklerden faydalanmayı. Şimdi e, bir defa okuyanın kazandığı kadar sevabı hiç kimse kazanamaz. Ancak aynısını diyor başkası yapsa... hani. Senin okuduğunun birisi daha okursa o da o kadar sevap kazanır. Onun dışında yani bu kadar sevap kazanmak mümkün değil. Böyle büyük büyük faydaları olan dualardan bahsediyorum. Ezharul hadis var kitaplarla ilgili. Burada Enes e, hadislerle ilgili bir kitap. Enes bin Malik radiyallahu anh'ın bir rivayeti var. Hazreti Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu naklediyor, geçiyor kitapta. Diyor ki şu geçen kimsenin her gün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez. Bu adamın kazandığı sevap kadar hiç kimse sevap kazanamaz diyor. Peygamberi mi söylüyor bunu? Çünkü diyor bir gün Cebrail aleyhisselam bana geldi ve şu müjdeyi bildirdi. Bir kimse her gün 10 defa şu salavatı okursa dedi o sevabı kazanabileceğini nakletti. İmam Muhammed İslam bunu tercüme etmiş, çevirmiş arkadaşlar. Salavat-ı Şerife çok büyük bir salavat-ı şerife. Bakın bu kadar büyük sevaplar kazandığınızda inşallah dualarınızın, dileklerinizin gerçek olduğunu görürsünüz. Şimdi bazısı var diyor ki ah benim de bir evim olsa. Adam kiracı. Yıllardır hayatı hep kiralarda geçmiş. Ev sahiplerinin iki dudağının arasından çıkacak bir söze bakıyor. Adam geliyor kirası örnekle 500, 600, 800, Diyor ki hop kiranızı bin yaptım. Hop kirayı iki bin yaptım. Ya kabul edeceksin ya çıkacaksın. Devlet şimdi ona yüzde yirmi beş bir oran koymuştu. Temmuz'dan sonra diyor o artık bitecek diyor. Bütün anlaşma ev sahibiyle kiracının arasında olacak diyor. Anladın mı? Yani ev sahibi bin liralık bir kirayı beş bin lira yapsa kimse bir şey diyemeyecek. Allah'ım vicdan merhamet versin ev sahiplerine. Mal mülk sahiplerine. 2000 3000 lira kira veriyorsun. Hop. Namazlı, abdestli insan. Bir kocak sakalı var. Yani adam görüyorsun ki fabrika işçisi. iki tane, üç tane çocuğu var. Çocuklar okuyor. Eve bir maaş giriyor. Girsin iki maaş. Yani çok kolay değil abi. Ama sen de diyorsun ki işte kira neydi? 2000 5000 bin. Kira kaçtı? 4000 8000 bin. bin yaptım. 10 bin yaptım. Yani mübarek yüzde yüz kiralar yüzde yüzün üzerinde arttı ya birçok yerde. Yani. E şimdi adamın da dileği ne? Diyor ki ya benim de bir evim olsun diyor. Arkadaşlar çok sevap kazanabileceğiniz ameller işleyerek. Bir yandan tabii ki de çalışacaksınız. Yattığım yerden ben sadece dua okuyarak ev sahibi olayım dersen bu yanlış olur. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ama bir yandan çalışırken, bir yandan gayret ederken, bir yandan da böyle güzel dualarla Allah'a sığınırsanız, abi o zaman Mevla-i Zülcelal de diyor ya zaten dua edin, duanıza cevap vereyim. Bak böyle güzel sevabı çok, fazileti büyük peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında gördüğümüz dualardan okuyalım inşallah. Allah'a sığınalım, Allah'a iltica edelim tamam mı? Sohbetimizi, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de size bu güzel salatü selamı okumuş olayım. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما امرتنا ان نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي الامي كما ينبغي ان يصلي. وصل على سيدنا محمد النبي بعدد من لم يصل عليه وصل محمد النبي كما تحب أن يصلى عليه آمين آمين يا Arkadaşlar dua, salatu selam bu kadar. Ben şimdi tabi böyle yavaş yavaş okuduğum için size uzun gibi gel geliyor. Ama sen bunu seri okusan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyi kema emertana en nusalli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi kema yenbagi en yusalli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyi bi adedi men lem yusalli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyi kema tuhibbu en yusalli aleyh. Bu kadar. Bunu bir kişi 10 defa her gün okusa kendisi gibi okuyan hariç kimse o kadar sevabı elde edemez diye ifade ediyor. Bir müminin dualarında salatü selamlara hele hele böyle evliya-i kiramın okuduğu ve tavsiye ettiği güzel salatü selamlara ağırlık vermesi kadar kıymetli güzel bir şey yok. Onun için ben siz kardeşlerime özellikle arkadaşlar bu salavat-ı şerifeleri okumanızı, hayatınızın merkezine bunları almanızı tavsiye ederim. Salatü selam, tahiyyatü ikram, Efendimiz'e onun mümanek şefaati de hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın hatırına Rabbimiz Teala dua ve niyetlerimizi kabul eylesin. Maddi manevi kalbinizden ne dilek geçiyorsa Allah Teala size ihsan eylesin sohbetlerimizi, inşallah videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.